Ya hala inanamıyorum. Gerçekten gidiyoruz değil mi? Yola çıktığımızdan beri tepkisizdin. Ya İstanbul'dan çıkana kadar inanamadım çünkü. Şirin'i bağ evine gönderdim. Siz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz ya? Ya Şirin afra tafra bir hallerde. Sen kızı göndermişsin, benim haberim yok. Bir karar alırken sana soracak değilim Yiğit. Öyle demek istemedim Banu. Biraz kafasını dinlesin. Yalnız kalmaya ihtiyacı var. Siz de gerildiniz bu ara. Hı? İkiniz de biraz sınırı aştınız. Bir toplasın kendini. Sen de gereksiz kıskançlıklarından, paranoyalarından bir kurtul. Yiğit, oğlum. Tamam baba, tamam, tamam. Banu, ne yapıyorsun Allah aşkına? Ha? Çocuğun kıskanması çok doğal. Ne yapıyorsa sevgisinden yapıyor kızım. Ayrıca ne anlamı vardı Allah aşkına? Elin adamlarıyla kalktın, konserlere gönderdin çocuğu. Ha? Bir de üstelik yalan söyledin. Yalan söylemek zorundaydım babaanne. Biliyorsun. Kimsenin bu yolculuktan haberi olmamalı. Sadık'la gönderseydin yavrum. Gazeteye ilan vermekle aynı şey. Sence Sadık benim olmadığım yerde kimin yanında olabilir? Şimdi de herkes öyle düşünecek. Banu. Bir şey unutuyorsun. Yiğit, Şirin'in nişanlısı. Ha? Yarın da kocası olacak. Duydun mu beni? Kocası. Önce bir büyüsün. Adam olsun. Sonra koca olur. Bak böyle davranmaya devam ederse evlenmelerine de izin vermem. Neredesiniz? İzmir otoyolunu kullanmıyoruz. Yol biraz uzun olacak ama daha güvenli olacak. Her şey yolunda, merak etme. Güzel. Şirin nasıl? O da iyi. Al bak konuş. Alo, ne haber Banu? Ben iyiyim, sen nasılsın? Nasıl olabilirim sence? Çok iyiyim, hiç bu kadar iyi olmamıştım. Sesindeki şu mutluluğu duymak her şeye değer bir tanem. Banu, ben dün için çok özür dilerim. Haklısın, ben hep kendimi... Boş ver, üzülme. Bugünün keyfini çıkar, öpüyorum. Ben de seni. Ne oldu? Ya ben kendimi parçaladım Banu'yu ikna etmek için de kılı kıpırdamadı. Sen nasıl ikna ettin? Her şeyi de bilme. Meslek sırrı diyorsun yani. Yani öyle de denilebilir. İnsan ahşaba şekil verirken çok şey öğreniyor. İnsanların fikirlerine de şekil verebilmek gibi mi? Gibi. Peki. Nasılını geçtim? Neden? Yani neden bana yardımcı olmak için bu kadar zahmete katlanıyorsun? Sen beni köşke döndürmek için niye zahmet etmiştin? Çünkü sen iyi birisin bence. Tamam, sen de fena değilsin işte. Ayrıca bayağı iyi anlaşıyoruz. Yok canım, ondan nereden çıkardım?
Ne oldu ya? Bir şey mi oldu? Bir durgunlaştın. Biraz gerginim sadece. Konser yüzünden ben hazır değilim galiba. Senin gerginliğin açlıktan. Şimdi bir yemek yeriz. Hiçbir şeyin kalmaz. Ne olmuş Hüseyin? Araçları bozulmuş Banu Hanım. Sorun mu var? Arıza yaptı galiba. Normalde pek teklemezdi ama. Sizi ben bırakayım, çocuklar arabayı halleder. Olur mu öyle şey? Ferhat bizim için gitmedi mi? Onun yokluğunda siz de bana emanet sayılırsınız. İtiraz istemiyorum. Üstümüz başımız toz toprak, araba kirlenmesin. Kirlensin canım, ne olacak? Buyurun. Ay ne güzel bir köymüş burası. Evet, ben de yeni öğrendim. Sen İzmir'e mi gittin yakın zamanda? Hı. Geçen hafta. Ne güzel. Neden? Yer özel bir şeyse tabii. Yok, özelliğinden değil. Yemeğin üstüne biraz yürüyelim mi? Hiç hareket etmedik burada. Olur. Çok iyi olur. Ne ağaçları bunlar? Biliyor musun? Kestane. Ihlamur ağacı. Şu meşe, onu da biliyorsundur herhalde. Yok, bilmiyorum. Sen coğrafya dersi almadın mı kızım ya? Aldım da unuttum oğlum. Ay sen nereden öğrendin peki bu kadar şeyi? Biraz babamdan, biraz da kitaplardan. Baban çok tatlı. Ya ben pek tanıyamadım tabii ama iyi biri olduğu yüzünden belli. İyidir, iyidir. Sizinkiler? Ben ailemi küçük yaşta kaybettim. Bir tek Banu kaldı. Özür dilerim ya. Öldürüldüler. Ne? Annem, babam, abim. Öldürüldü. Kimseye anlatmadım bunu daha önce. Anlatılacak bir şey de değil zaten. Ama sen nasıl bir hayat yaşadığımızı gördün. Ya beni nereden kurtardın? Senin bile kafana silah dayadı var ya. Keşke sormasaydım ya. Önemli değil. Ben çok küçüktüm. Yani pek bir şey hatırlamıyorum. Daha çok Banu hatırlıyor olanları. Ay, neyse sen kestanelerden, çınarlardan bahset. Çınar değil, ıhlamur. Kurabiye de veriyorum yanında. Olur. Ferhat mutlu bir çocukluk geçirmiş. Belli. Mutluyduk ya. İkimiz aile olduk. İnsan ailesi eksilmeyince kıymetini bilmez. Bilirim.
Annesiyle hiç fotoğrafı yok. Kusura bakmayın. Öyle pat diye söyledim. Evet. Kaybettik annesini. Kader. Niye aldın bunu? Hatıra. Ben de bir hatıra istiyorum. Sen de bayağı antikasın ha. Bu yolculuğu hiç unutmayacağım. Sana konserden önce son bir kıyak yapayım mı? Nasıl? Teşekkür ederim. Ağla diye getirmedim ki ama seni. Kusura bakma, tutamadım kendimi. Halbuki ne kadar güzel. Evet. Çok güzel. Biz babamla kötü ayrıldık. Anlamadım. Yani ben kavga etmiştim onunla. Onun son görüşümde. Çok küçüktün. İyi misin? İyi geldi. Çok özür dilerim, kusura bakma. Olur mu ya? Nasıl söz o? Bırak kendini. Tam zamanda geldik. Evet, çok iyi oldu. Şirin! Ben sana demedim mi ama gelirim diye? Merhaba. Görüşürüz. Bol şans. İyi de kızım, bu ne hal? Üstüne yıldırım falan düştü herhalde. Onun gibi bir şey oldu. Geç, 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 geç. Nasıl yani? Çabuk anlat. Neler oluyor? Ya bak, düşündüğün gibi bir şey yok. Tamam mı? Düşürüyorum. İyi anlaştık, evet, ama ya olamaz yani zaten öyle bir şey. Biliyorsun ben... Vallahi bal gibi de olur. Olmuş bile zaten. Ya Gamze. Ya Şirin, beni biliyorsun. Yiğit'i günahım kadar sevmiyorum. Ay sana da hiç yakıştıramıyorum yani. Doğru ya doğru. Ya bunları şimdi konuşmasak, hı? Konserden başka hiçbir şey düşünmek tamam, istemiyorum. Tamam, tamam, hadi. Hadi. Thank you.
Nasıl? İyi miymiş? İyi. Her şey yolunda. Ben nasıl güvendim bu çocuğa bunca karmaşanın içinde? Senin kadar olmasa da biz de insan sarrafı sayılırız. Elinde hanım. Haksız mıyım? Senin de gözün tutmadı mı? Bu salak sana biz marangozuz ya. Getirdi tahtayı. Abi ne olur yap, ne olur yap. Ya olmaz oğlum, ne olur yap. Çıkan sesi duymanız lazım ya. Ya Şevin, nereden buldun bu adamı? Hep getir bunu. Olur olur, getiririm. Sıkılmıyorsun inşallah. Tanımıyorsun ya kimseyi. Yok canım, sen varsın. Sıkılır mıyım? Seni tanıyorum ya. Nasıldık sence? Çok güzeldin. Neyse, çok güzeldiniz. Çok iyiydiniz yani. Çok güzeldi ya. Biraz hava almak ister misin? Olur, çok iyi olur. Biz bir hava alalım, geliyoruz. Kaç senedir tanıyorum ben seni? En az bir 10 senesi vardır. 10 senedir buraya kimseleri getirmedin. Yalnız 2 gündür tanıdığın o yakışıklı. Lafı nereye getirmeye çalışıyorsun Elenim? Ferhat'ı diyorum. Alıcı gözüyle bir bakmadın mı yani? Kim? Ben mi? Benim derdim başımdan aşmış. Ya ne bu? İş, iş, iş. Sen yaşamayacak mısın? Bir baksana haline. Ne varmış halimde? Sağır mısın Banu? Aşık ol diyorum, aşık. Biraz da kendini düşün artık. O benden küçük. Olacak iş mi? Küçülsün de cebime girsin. Neyin derdindesin sen? Bak, bahane arıyorsan adam gibi bir bahane bul. Serin hava iyi geldi. Ay, dün geceki halimi düşünüyorum da o kadar mutsuzdum ki. Bir de şimdiki halime bak. Şimdi mutlu musun? Şimdi buradayım. Hayatımda ilk kez ne geçmişte ne gelecekteyim. Sadece buradayım. Mutluluk bu değil mi? İbnül Vakt. Ne demek o? Zamanın oğlu demek. Derviş olan bilir ki geçmişe kimseye faydası yoktur. Vakit bu vakittir. İki zamana bir arada yaşamaya çalışan bir zamanı zayi eder. Oo. Bilgi dolusunuz Ferhat Bey. Demek tasavvuf da var ilgi alanlarınızın içinde. Yani son zamanlarda evet. Ne bu? Hatıra. İnanmıyorum sana. Çam sakızı çoban armağanı. Gerçekten çam sakızı kokuyor. Kokla. Hiç.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıldı yol? İyiydi. Hoş geldiniz. Nasıl gitti? Aa, iyi. Yorulduk biraz ama. Sağ ol Ferhat. Bir şey yapmadım. Kahvaltı hazır. Geçelim içeri. Yok. Ben gideyim şimdi. Yoldan geldim. Babamlar bekliyordur. Haklısın. Yorulmuşsunuzdur. Siz eve gidin bir dinlenin ama bana söz verin akşama yemeğe bekliyoruz ha? Şöyle doğru dürüst bir teşekkür edelim sana değil mi? Olur. Gelirim. İyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben bir elimi yüzümü falan yıkayım. Selamun aleyküm Ferhat. Aleyküm selam Bekir. Ferhat hayırlı günler. Hayırlı işler Hasan emmi. Sağ ol. Ferhat. Ne haber Aysel, nasıl gidiyor? İyi çok şükür. Gel istersen hatırı bir kahvemizi içersin. Hem sana ay çöreği ayırdım. Şimdi yol yorgunuyum ya. Bir dahaki sefere geleyim söz. Tamam. Geçen gün de yedik ay çöreğini, çok güzeldi. Vallahi ellerine sağlık. Afiyet olsun. Görüşürüz o zaman. Tamam. Söz verdim. Tamam, hayırlı işler. Sağ ol. Oo, ben de diyorum Ali niye aydınlandı birden? Meğer alemin kralı gelmiş be. Ulan Ali. Vay, ne haber Ferhat? İyilik Yusuf. Kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Bravo abi. Jilet gibi git kızın yanına. Oğlum ne kızı diyorum ya. İş yemeği için teşekkür. Hadi hadi bırak şimdi bu işleri abi ya. Nasıl tavladın abi kızı? Oğlum boş yapma. Boş yapma. Olmaz, doğru diyorsun. O ciğerci kedisi, sen sokak kedisi. Yani koskoca Karalıların kızı sonuçta. Abi, bir şey mi oldu? Yok. Aklıma bir şey geldi. Kusura bakma, ben o anlamda demedim biliyorsun. Yok oğlum, yok. Sorun yok. Geç.
Hoş geldin Ferhat. Ne kadar şıksın. Sağ olun, siz de öyle. Çiçeklerle çok güzel. Teşekkürler. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Hadi. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Gel bakalım. Babaannem, döktürmüşsün yine. Saçmalama Şirin'im. Bugün ağır misafirimiz var. Yapacaktık elbette. Ha, zahmet etmişsiniz. Rica ederim. Şöyle alayım sizi. Beklediğim misafir de geldi. Misafir? Hı? Dünürümü çağırdım. Ailece bir yemek yeriz dedim, değil mi? Kusura bakmayın, geciktik biraz. Yavrum. Hoş geldin Hüsrev abi. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Geç Hüsrev, geç. Geç yavrum. Buyurun. Bu Ferhat. Her eve lazım bu devirde. Şey gibi. Ne o? Var ya. İsviçre çakısı. Açıyorsun marangoz. Açıyorsun koruma. Açıyorsun şoför. Öyle. Yo. Mert adam bulmak öyle kolay değil. Evini sofranı açıyorsun. Ya aslında Ferhat. Ben de sana şahsen teşekkür etmek istiyorum. Yani aramızda öyle başta bir tatsızlık falan oldu ama... Şirin'in bugünü ise senin sayende. Sağ ol. Sen de artık bizden biri sayılırsın. Yakında aile oluyoruz, evleniyoruz malum. Diyorum ki bizim evin işlerini de sen yap. Ahşap doğrama falan elinden ne geliyorsa. Osmanlı, bayılıyorum Osmanlı'ya ya. Osmanlı işlerini ben de severim. Ama burası Osmanlı değil. İran mimarisi özellikleri taşıyor. 19. yüzyılın sonunda bu tarz köşkler yapılırken... daha çok Doğu mimarisinden etkilenilmiştir. Ama bilmemeniz normal. Bunlar öyle bakarak anlaşılmıyor Yiğit Bey. Yiğit, şimdi bunları konuşmanın ne gereği var? Olur mu ya? Ferhat'ı sofrada bulmuşum. Mesaisinden mi çalayım yani? Çok akıllıca. Valla çok akıllıca. Ferhat gibi ustabaşı nereden bulacaksınız ki? İş güç konuşarak daha fazla Ferhat'ı sıkmayalım ha? Bu gece usta değil, misafirimiz. Çok naziksiniz Banu Hanım. Onur duydum. Ben kalkmak zorundayım, bu biraz acil bir konu. Hayırdır Hüsrev abi? Yok, sen merak etme. Al sonra bana. Benim başım tuttu biraz, özür dilerim, kusura bakmayın. İyi misin? Şirin'im ne oldu? Çok açtın. Yoldan herhalde Banu. Geleyim mi? Yok yok, hayır. Ben bir bakayım ya. İyi olur. Şirin. Şirin, buraya gel. Ya iyi değilim dedim. İyi olmaması gereken biri varsa o da benim. Elin adamıyla İzmir'e gitmek nedir? Ya tamam, konuşacağız. Ne konuşacağız? Yarın konuşacağız. Hadi ne olur yalnız bırak. Yiğit, ne olursun hadi. Yiğit, lütfen.
Ben de artık müsaadenizi isteyeyim. Bir şey yemedin. Saat de daha erken. Yani daha fazla rahatsız etmeyeyim. Teşekkür ederim. Peki, nasıl istersen. Çok güzel bir akşamdı. Şirin sen ne yapıyorsun orada ya? Konuşacağız. Ya neyi konuşacağız? İn aşağı. Ne yapıyorsun? Yürü. Hadi ya, gidiyoruz geri. Yürü bırak. Hiçbir yere gitmiyorum. Bırakayım seni, gel buraya. Hiçbir yere gitmiyorum Ferhat, beni dinleyeceksin. Şirin. Şirin çık dışarı, konuşacak bir şeyimiz yok, çık dışarı. Ya yapma. Lütfen, nasıl hissettiğimi biliyorum, inan bana, benim için de çok zordu. Ya bana neyi açıklıyorsun, ben senin neyinim? Sen bana hiçbir şey açıklamak zorunda değilsin, hadi. Benim düne kadar hiçbir şeyim değildi. Ama bugün... Ben senin elini tuttum Ferhat. Ya, ya rüya görüyorsun sen ya. Gezdik, eğlendik, hoşuna gitti. Benim de hoşuma gitti, tamam mı? Bu kadar. Bizim aramızda bir şey yok, olamaz da. Ya söylediklerine inansam bir dakika durmam burada ama inanmıyorum. İnanmıyorum, bana nasıl baktığını gördüm. Gerçekti, biz gerçeğiz. Ya bir bak etrafına bak. Bak, bizim aramızda dağlar var. Ben bugün o dağlara çarptım, tamam mı? Sen de çarpacaksın, anlayacaksın bir gün. Benim o dağları aşacak gücüm var Ferhat. Senin de var, biliyorum. Var mı bir haber Yakup? Yok abi. Arıyor hala çocuklar. Kim vardı yanında? Bu üç abi. Ne çeşit aptallarsınız lan siz? Hı? Ne çeşit aptallarsınız? Üç adam. Bir kadına sahip çıkamıyor musunuz lan? Konuşun. Emrettiğiniz gibi akşamüstü mağazaya götürdük Şehnaz Hanım Hüseyin Bey. Evet. Birçok şey seçti. Hepsini aldık. Sonrasında paketleri araba yüklemek için çıkınca... Neden üçünüz birden çıkıyorsunuz? Neden biriniz mağazada kalmıyor? Elimizdeki paketler çoktu abi. Vakit kaybetmek istemedik. Hmm. Vakit kaybetmek istemediniz. Ama şimdi vakit kaybediyorsun bak. Hayatının kalan bütün vakitlerini kaybediyorsun. Onu ne yapacağız? Bulacaksınız bana Şehnaz'ı. Yer yorulup içine girmiş olsa bulacaksınız. Anladın? Beni kurtarıp buraya getirmiştin ya. Gözümü açtığımda çok ürkütücü görünmüştü bana. Şimdi dünyanın en güzel yeri gibi görünüyor. O gün seni 500 metre kucağımda taşıdım. O kadar güzeldin ki. Yorulduğumu anlamadım. Artık yanımdan ayrılmak istemiyorum. Evdekileri anlamadan dönelim Şirin. Hadi. Babamla kötü ayrıldık. Dedim ya.
Sadece o anı hatırlıyorum. Onlar arabaya binerken beni de götürün diye ağladığımı, babamın sen ablanla kalacaksın dediğini ve benim ona bağırdığımı hatırlıyorum. Sadece bunu hatırlıyorum. Şirin, küçüktün. Üzme kendini. Bir kadın yüzünden olmuş her şey. Kimmiş o kadın, hatırlıyor musun? Şehnaz. Bu ismi hatırlıyorum. Güya onu kocası öldürmüş ailemi. Kocası mı? Bilmiyorum. Yani emin değilim. Ki kendimi zorlasam da başka bir şey hatırlamıyorum. Tüm cevaplar Karalılar'da. Hoş geldiniz hanımefendi. Ne almak istersiniz? Kapma
Hakan en sevdiğim. Makarna istiyorum. En sevdiğim. Şirin. Efendim. Bunu o gece marangozhanede düşürmüş. Teşekkür ederim.